Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 14-20 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, evet hafta başında Merkür Başak Burcu'nda retro harekete geçiyor. Yaklaşık 20 gün, 3 hafta Merkür retro olacak. Bu dönemde sizin 3. evinizde bir retro yaşanacak. Zihinsel olarak biraz daha böyle yavaşlayabilirsiniz. Zaman zaman aklınız geçmişle ilgili konulara yönlenebilir. Eğitim gibi konularda, ulaşım gibi, seyahat gibi konularda retro döneminde dikkatli olmakta fayda var. Seyahatlerde, rezervasyonlarda, bazı randevularda gecikmeler olabilir, rötarlar olabilir. Bunu bilirseniz, temkinli olursanız daha rahat edersiniz. Unutkanlıklara karşı, dalgınlıklara karşı dikkat edin. İletişim cihazları, kullandığınız bilgisayar, telefon gibi iletişim cihazlarında da retro dönemlerde daha fazla sorun yaşamamız mümkün. O nedenle bilgisayarda kullandığınız dosyalarınızı yedekleyin. E-mail gönderirken biraz daha dikkatli olun. Telefonunuzla ilgili yine daha dikkatli ve temkinli olmanız gereken bir dönem. Yeni bir elektronik araç ya da iletişim cihazı almak istiyorsanız retronun bitmesini beklemek çok daha faydalı olacaktır. Evet, bu hafta Güneş ve Mars Aslan Burcu'nda ikinci evinizde biraz böyle keyif için, konfor için para harcama dürtünüz artabilir. Özellikle lüks tüketim konusunda daha aktif bir dönem sizin adınıza. Para çıkışlarının daha fazla olacağı bir dönem. Ancak Venüs'ün de sizin burcunuzda olması maddi anlamda da destek oluyor. Yani harcamalar olsa da Venüs sayesinde yine ihtiyacınız olan parayı bu dönemde bulmanız daha kolay görünüyor. Aynı zamanda güzellik, sanat, estetik, sosyal ilişkiler, aşk gibi konularda da Venüs sizi destekliyor. Fiziksel olarak da cazibeniz yüksek. Estetikle ilgili uygulamalar, yenilikler yapmak istiyorsanız Venüs'ten fayda görebileceğiniz bu haftayı değerlendirebilirsiniz. Evet, haftanın ilk iki gününde Ay Boğa Burcu'nda olacak. Sosyal konular öne çıkıyor. Arkadaşlarınız, özellikle kadın figürler ve onlarla ilgili temalar biraz daha günlük hayatınızda yoğunlaşabilir. Çarşamba ve Perşembe günü Ay İkizler'de olacak. Biraz daha sakin kalmak isteyebilirsiniz. Bugünlerde zihniniz de biraz karışık olabilir. Dalgınlık, unutkanlık gibi konular gündemde olabilir. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri rüyalarınıza dikkat edin. Gerçekten bilinçaltınıza attığınız bazı konularla ilgili belki de sizi şifalandıracak, bazı sorunlarınızı çözmenize yardımcı olacak önemli rüyalar görebilirsiniz. Her türlü ruhsal çalışma, bilinçaltı çalışması için de bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Çok faydalı olacaktır. Merkür'ün de retro olduğunu düşünürsek 3. evinizde özellikle regresyon ve benzeri çalışmalar için çok faydalı olabilir. Perşembeden itibaren Ay Yengeç Burcu'nda Cuma ve Cumartesi günü özellikle Ay Yengeç Burcu'ndan geçerken siz de hem duygusal hem bedensel olarak daha hassas olabilirsiniz. Dış görünümünüzle ilgilenmek için, bakım yapmak için, estetikle ilgili çalışmalar yapmak için veya kendinize güzel giyim kuşam alışverişleri yapmak için bugünler öne çıkıyor. Pazar günü ise Ay Aslan Burcu'nda evet biraz böyle keyif, konfor ve kişisel zevklere yönelebileceğiniz bir gün ama harcamalar artabilir. Buna dikkat edin sevgili yengeçler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.